Buyurun. Ben Cüneyt Coşkun'a, CCK Kuyumculuk İşletmesi sahibiyim. İşletmemiz 35 yıllık kuyum sektöründe faaliyet gösteren bir işletmedir. Malum, bugün 14 Şubat ve 14 Şubat haftasıydı. Fakat hem hava şartlarından dolayı hem de fiyatların biraz yukarıda olmasından dolayı şu ana kadar geçmiş dönemdeki 14 Şubatlar gibi bir talep bulunmamakta. Yani üyeliler geçtiğimiz 14 Şubat dönemlerinde bugüne özel oldukça ilgi gösteriyorlardı. Aslında hala göstermeye çaba sarf ediyorlar. Ama maalesef Türkiye genelindeki ekonomik fiyat değişikliğinden dolayı altın bu yıl özellikle bir miktar yukarıda kaldı. Yani geçtiğimiz yıl 450 lira, 430 lira bandında olan gram altın fiyatı bugün itibariyle 810 lira, 815 lira civarında. Tabii ki bu da ürünlerin çeşitliliğine göre bir maliyet farkı getirdi. Bu 14 Şubat haftası ve bugün 14 Şubat geçtiğimiz yıllara göre bir miktar aşağıda geçiyor. Abi, üyeliler için 14 Şubat'ın bir anlamı var mı? Bu satışlarınızı hareketli olarak yansıyor. Ya şimdi bunu tabii ki 14 Şubat evresi olarak bir dünyanın 14 Şubat'ta gösterdiği bir özel bir gün olarak sevgililer günü. Tabii ki ben bunu sevgililerin bir güne sığmayacağını, sevginin bir güne sığmayacağına inanan bir insanım. Sevgi her gün, her zaman, her daim olan bir şeydir. Hediyeleşmek sünnet zaten. Bu da güzellik katıyor. Nasıl, neye güzellik katıyor? Yani birbirine değer vermek, hediyeleşmek, bunlar sünnet zaten, dinimizde de olan bir şeyler. Ama bunu bir gün değil, her gün yaparsak, sevdiklerimizi her gün mutlu edersek, en güzeli de, en güzel hediye de tebessümümüzdür. Sevdiklerimize bırakabileceğimiz en güzel hediye günlük tebessümlerimizdir. Ticari boyutuna gelince, ünlüye faydası veya işlerimize faydası. Tabii ki biz sektörün en şeyindeyiz. Nasıl söyleyeyim? Bu sektör bizim için şöyle bir şey söyleyeyim. Hem hediye hem de yatırım amaçlı bir şey. İnsanlar şöyle düşünüyor artık. Ha, ne alabilirim? İşte şunu alsam nasıl olur? Buna altın alayım. En azından bu altınla kişi şöyle söyleyeyim. Hem yatırım yapmış oluyor hem de hediye almış oluyor. Yarın kendilerine bir geri dönüşüm oluyor. Bu vesileyle piyasamız güzel. Yani bizim işlerimiz çok iyi. İsmim Emirkan, soy ismim Kuru, yaşım 21. 14 Şubat, yani 14 Şubat'ta bir arkadaşım yok. Şu anda bir hediye almadım. Yani benim için de öyle pek bir şey ifade etmiyor. İsmail Babacan, 41 yaşındayım. Pelop Hastaneleri'nin tezgahtarıyız. Abi, senin için 14 Şubat ne anlamı ifade ediyor? Bugüne nazaran 14 Şubat'ın olması dolayısıyla iş yerimizdeki hareket ne durumda? Önceki günlere nazaran daha hareketli bugün. Evet. Geçen sene kıyasladığımızda bu yıl biraz daha düşük tabii ki. Ekonomik sıkıntılardan dolayı. Bu şekilde ilerledi şimdi. Evet, yapmaya kalıncaya kararlıca herkes birbirinden sevdiklerine hediye vermeye çalışıyor. Biz de bu konuda ünye halkına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hiçbir anlamı ifade etmiyor. Benim için de yani normal bir gün. Normal sıra. İşte 14 Şubat. Bizim en özel günümüz. Aşk, emekli. Tebrikleri güzeldir. Çiçek aldı bana. Bir organizasyon yaptı. Çok güzel bir sofra hazırlamıştı. Pasta yaptırmış. Yüzük aldı. Kole yaptırdı. 14 Şubat benim için bir anlam ifade etmiyor aslında. Yani ben her gün sevgilimle geçirebilirim her günü. Ya da dolu dolu geçirebilirim. Ya da bir hediye alabilirim. Hani bu burada benim gidip bir hediye almam önemli değil burada. Ya bir doğum günü olur, orada alabilirim ama burada almam benim için bir ifade etmiyor. Benim için her gün 14 Şubat sevgilimle geçirdim her gün. Dolu dolu geçirdim günü. Tabii özelliği anlamı var. Yemek yeriz, birbirimizle sohbet ederiz. Daha çok hani sen bir ortam kurulur bu günde. Başka bir şey yok yani. Sevgililer günü bence önemli değil. Yani eşim, değerlerin güzel oluyor. Sevgiyi göstermek güzel bir şey. Geçme hediye aldım. Kendine alıyorum, bir çabasını alıyorum. Eşim için yani ben evliyim, iki tane çocuğum var. Çocuklarına bana vermiş, ben de ona hayatımı veririm yani. Onun için
bence de önemli ve değerli bir gün. Ahmet, ismim Ahmet Kartal. Anıt çekiciyim, işletmişliğim. Yaklaşık 25 yıldan beri buraya çalışıyorum. Geçen sene göre işlerimiz durdu tabii ki. Bu fiyat, korona krizden dolayı, fiyatlarını artmasam dolayı şu an işlerimiz durdu. Geçen sene göre baz alırsak. Ama yine iyi. Yani evet, insanlar sevgilisine, eşine, dostuna çiçek alıyor. Yani güzel. Merhaba. Ben Emir Anlikçi, Atasu.gov Seni'yim, 21 yaşındayım, nişanlıyım, burada çalışıyorum, Uşak'a eğlenmeliyim. 14 Şubat sevgililer günü olarak biliniyor ama hani benim günlerle alakalı çok bir takıntım yok. Ama tabii kız arkadaşım hani bugünlere kızlar çok gittiği için ben de bir hediye aldım. Hediye olarak bir tane kolye aldım nacizane, onu hediye ettim. Yine bugün anlam ve önemini belirten bir sosyal medyadan fotoğraf paylaştım. Böyle. Buradan onu ne söylemek istersin? Ya buradan onu çok sevdiğimi söylüyorum. İyi ki var, iyi ki hayatımda. Ben Damla Sönmez, 21 yaşındayım. Evet, 14 Şubat sizin için ne anlam ifade ediyor? Hiçbir şey. Peki sevdiğinize bir hediye aldınız mı? Buradan ona ne söylemek istersin? Evet aldım. Onu çok sevdiğimden ona söylemek istiyorum. Merhabalar, ben Ünvan Taş'tan, İzmirliyim, 37 yaşındayım, aşçıyım, Giresun Papır Kafede aşçılık yapmaktayım. Sevgililer gününün anlamı bende çok özel bu sene, elhamdülillah. Kızımı çok iyi yetiştirmişim ki sevgililer günü hediyesini ilk olarak kızım bana aldı. Hediyesini görmedim, Giresun'a gidince öğreneceğim. Ben kızıma nazar boncuklu bir bileklik aldım, çanta aldım kızım için, çantayı çok sever. Bulunur magneti aldım. Ordu Ünye'yi anımsatan. Bir tane şöyle bir gemi var. Bir tane de buzdolabı magneti var böyle. Yuvarlak desenleri var. Ünye'yi tanıtıyor. Resmi var. Ben hediyemi görmedim. Eve gidince göreceğim inşallah. Yemek masasının üzerine bırakmış kızım.